Yeni bir günden diyeceğim de yeni bir akşam oldu arkadaşlar. Biz gelinceye kadar güya dedim ki kızlar bugün uyurlar. Saat 2'ye kadar falan uyusunlar. Biz 2 gibi geliriz. Şu an saat 3.30. 3.30 kahvaltısı. Tamamen benim hatam. Erken geliriz dedik ama benim yolcular falan derken hepsi üst üste gelince yalnız şöyle muhteşem bir kahvaltı sofrasına geldik. Aleyna'yı Fatma teyzesi. Şöyle azıcık çekeyim. Rukiye çok kızıyor çekme diye. Fatma teyzesi kahvaltıya davet etti. Bu da muhteşem soframız. Ay sıcak sıcak biliyor musunuz? Pişirer yeni kızarmış. Döktürmüş, döktürmüş kankam. Hirası ne yaptın? Ben seni özledim. Sarılamadık. Aysima da seni özledi biliyor musun? Dur şunu biraz uzaklaştırayım seni göremiyorum. Hayır kapatmadım. Bir şey mi diyeceksin? Dedikodu mu yapacaksın? Söyle söyle aramızda kimse duymuyor. Çok özledim seni. Yeter. Dünyaları yapmışsın yeter. Bir de Instagram'a çekeyim geç kahvaltı diye. İyi misin okulda Eleyna? İyiyim. Anneannem bana dedi ki sen bundan mı alacaksın diye. Ay onu gördüm değişik bir şey ya Eleyna. Çatır çatır ettin. Şeydi sen diyor sadece bundan mı olabiliyorsun tamam. Diyor anneannem. Şey bir tanesini gördün mü suratına basıyor. Günü Forma AVM'de bitiriyoruz. Aysma bekle orası yol. Geç şimdi. Kimse yok. Kızların alacakları varmış. Hiç bitmiyor alacakları. Hiç bitmiyor. Eksik almaya geldik. Oraya gideceğim de insanlar üstüme üstüme gelince insanlardan kaçtım. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bütün kızları okullarına yolladık. Aleyna'yı biraz önce babası götürdü. Otobüse bindirecek. Diğerlerini de ben okula bıraktım. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiçeklerim hala burada beni bekliyorlar. Bunların toprakları değiştirilecek ama o kadar sinekleri kalmamış. Burada üşüdüler mi ne yaptılar bilmiyorum ama sinek yok. Yine de bir topraklarını değiştirmek istiyorum. Bu arada dünkü videom öyle yarım kaldı ama yine de eklemek istiyorum. Burada anı olarak kalsın diye tamamlayamadım. Dün pek video çekemedim. Akşam da biraz işte daha çok vaktin tadını çıkaralım istedim. Videoya hiç zaman ayıramadım. Yani öyle oldu. Dün videoyu tamamlayamadım. Ama bugünkü videonun da başına eklemek istiyorum ki burada kalsın diye. Bugün de buradan devam ediyoruz. Müge Anlı'yı bekliyorum. Daha başlamadı. Burası biraz karışık. Aysman'ın bisikleti falan. Kaç gündür Ayhan'a diyorum ki durak acayip temizlik istiyor. Durağı temizleyelim. Dur. Hele bugün dursun. Yarın dursun. Bugün de pazartesi biraz yoğunluğumuz olur. Bugün de dursun. Yarın belki şu çerçeveleri falan bayağı kirlenmiş. Şu an videoda çıkmıyor sanırım da. Şuralar bir cifrelmek istiyor. Şu dolapların yüzleri falan silinmek istiyor.
Bakayım yarın belki burayı bir temizlerim. Bugünlük oturayım da. Bugün çalışayım, yarın temizlik yapabiliriz. İyice dibi kıyıyı, köşeleri iki defa süpürüyor. Eve giriş yapıldı. Biraz önce eve geldim. Şöyle bir makine kahvesi içeceğim. Size güzel haberlerim var. Güzel haberler vereceğim ama öncesinde şöyle bir tam anlamıyla keyfimin kahvesini içeyim. Sonra güzel haberlerle geliyorum. Beklediğimiz bir haber vardı. Hatta birkaç haber vardı da. Aydanur ya, alem bu kız. Bakar mısınız? Tavşan sığmayınca nasıl yerleştirmiş? Tepe takla. Sığdırmış sonuçta. Şimdi güzel bir kahve yapayım. Kahvelerimi balkondan getireceğim. Sonrasında keyifli haberlerine geliyorum. Enerji kahvemi içtim. Şalımı yaptım. Çıkmaya hazırım. Artık çıkacağım. Aysman'ın okul çıkış saati geldi. Öncesinde şu güzel haberleri vereyim değil mi çıkmadan? Kahveyi içtik sonra tabii o hızımı almışken toz aldım. Katya bir yandan evleri süpürüyor. Ben toz aldım. Orayı topla, burayı topla. Çamaşır vardı. Onları topladım. Kaldırılacak. Tekrar yıkanacakları ayarladım derken öyle bir koşturmacaya girdim. Fırsattan istifade biraz işleri hallettim. Şimdi hazırlandım, çıkacağım. Aysman okul çıkış saati. Onu okuldan alacağım, geleceğim. Annemler gelmişti Aleyna'yı görmeye. Gelirken de ceviz getirmişler. Taze ceviz. Cevizi ben kırıp temizleyip, daha önceki yıllarda da öyle yapıyorum. Çünkü içinde kurt olursa diğerine kurt geçiyor. Sonra öbürüne kurt geçiyor kabuklu beklettiğiniz zaman. Onun için cevizi kırıyorum, iç yapıyorum, temizliyorum. Kurutup dondurucuya kaldırıyorum. Dondurucuda saklıyorum. Öyle lazım oldukça çıkarıyorum falan derken annemler cevizi getirmişler. Şimdi Aysma'yı okuldan alıp geleceğim. Onun kıyafetlerini değiştireceğim. Cevizden biraz alıp durağa götüreceğim. Evde kıramıyorum malum. Orada kırıp temizleyip ya da kırıp alıp gelip akşam televizyon izlerken temizleyeceğim falan. Durağa ceviz kırmaya gideceğiz. Hem çalışmaya hem ceviz kırmaya akşam üzere. Şimdi gündüzdeki şoförümüz var. Saat 3'te o diğer işe geçiyor. O 3'te gidiyor. Gece şoförümüz 4.30'da geliyor. O aracıkta ben duracağım. Gece şoför gelince de 4.30'da Aydanur okuldan çıkıyor. İşte Aysma çıkıyor, Aydanur çıkıyor. Aydanur çıkıyor 4.30'da da. İkisini birlikte alıp eve geleceğim. Bugün akşam spor var. Spora da gitmeyi düşünüyorum. Hepsi bir arada olacak bugün. Gelelim bu sevinçli, neşeli habere. Böyle bana enerji veren habere. Aleyna'nın yurt işi oldu arkadaşlar. Yurdumuz onaylanmış. Sabahın 6'sında gece baktı. Yani biz var ya artık paranoyak olmuştuk Aleyna'ya. Yani bir şey soruyorum. Mesela diyorum ki bulaşığı kaldırdınız mı? Kaldırdık diyor. Yurt işi ne olmuş Aleyna? Bir şey soruyor. Aleyna yurttan haber yok mu? Sürekli artık bunu sorar olmuştum. Çünkü bir haftaya yaklaştı. Geçen hafta salı günü başvurmuştu yurda. Biz hemen yani olur diye düşünmüştük. Biz sonradan başvurduğumuz için. Bu arada arkadaşlar yurt meselesine gelecek olursak, biz yurdu ben dayımın çocuklarıyla hani konuştum demiştim ya, Aleyna'nın bu okul meselesini, yurt meselesini de konuştuk. O zaman dedim, o bana dedi ki abla dedi, Aleyna'nın arabası kendi üzerine mi dedi. Evet kendi üzerine dedim. İyi yapmışsınız dedi. Tamam sen yurt işini unut dedi. Yurt olmaz. Öyle deme Oğuz dedim, beni üzme. Çok üzülürüm olmazsa falan. Dur dedi, ben bir araştırayım. Neyse araştırmış, sonra geri aradı. Abla dedi hiç üzülme, diyorlar ki dedi hiç şüphe yok, çıkar yurt. İşte ben dedim ki hani yurt olmasa özel yurda başvuracağız mecburen. O da sorduğu kişiye demiş ki hani yurt işi olmazsa özel yurda başvuracağız, nasıl olur falan. O da demiş ki özel yurdu sormana bile gerek yok, kesin çıkar. Çünkü demiş boş kontenjan kalıyor, ek yer kalıyor, yani fazladan yer bile oluyor. Kesin çıkar, çıkmaz diye akıllarına gelmesin. Herkes bunu söyledi. İşte Sivas'ta yurt sorunu yok, Sivas'ta herkese çıkıyor falan diye, ama yine de benim kalbimde küçücük bir şüphe vardı. Acaba olmaz mı? Ya çıkmazsa ne yaparız? İşte özel yurdu düşünüyordum falan derken çok şükür Rabbim kapıları açtı. Bize yurt çıktı. Bugün yurt işi onaylandı. Sabah onun koşturmacası da vardı. Aleyna'yı bindirdik. Sonra yurdun ödemesini yaptık falan. Bugün yine kuzenime gidecek. Çünkü Aleyna'nın eşyaları kuzenimde. Bugün orada kalacak gece. Yarınlar inşallah Allah'ın izniyle yurduna yerleşecek. İlk haberimiz bu. En güzel haber. En çok beklediğim haber. Çok sevindiğimiz haber. Şükürler olsun. Bu oldu. Artık kafam rahat. En azından Aleyna'nın yurtta olduğunu bileceğim. Hani
kafam rahat olacak. İşte diyorum ya, kuzenim zaten dedi yurtta kalmasına gerek yok, bizde hep kalabilir diye, ama ben onlara yük olduğunu düşünüyorum. Onlar öyle demiyorlar tabii ki, ne yük olacak bize diye, ama öyle değil arkadaşlar. İster istemez sorumluluğunu veriyorsunuz. Yani o belki o gün yemek yapmak istemeyecek ama Aleyna var diye yemek yapmak isteyecek. Aleyna ders çalışamayacak çünkü çocuk var onunla ilgili. Aleyna şimdiden Metehan bağımlısı olmuş. Sürekli bana orada videoları çekmiş. Sürekli bana videolarını izletiyor. Metehan şöyle dedi. Metehan ne yapıyor acaba? Aklı buradayken bile Metehan'da. Metehan ne yapıyor acaba diye. Derslerini illaki etkiler diye düşünüyordum. Böyle olması bence çok güzel oldu. Dedim yine gidersin, misafir olarak gidersin. Metehan'ı görmeye gidersin. Yani yakınsınız nasıl olsa. İlk güzel haberim bu. İkinci habere geçiyorum. Hazır mısınız? Buna da sosyal medyanın gücü diyorum. Kesinlikle. En son videomda demiştim ya, üst kat bize akıyor. İşte hep o videoya ve Instagram'dan da yorum geldi. Videoyu izleyip Instagram'dan, Nuriyeciğim sen daha iyi anlaman lazım. Senin de evin kirada, işte sen yaptırdın falan. İşte o videoya herkes şey demiş. Ev sahibi yaptırır. Arkadaşlar evet, ev sahibi yaptırır. Evet, öbür evimi ben kendim yaptırdım. Bir arkadaşımız yazmış işte, öbür eve kendin gittin hatta, yaptırdın da şimdi niye kiracıdan bekliyorsun üst katı? Ev sahibi yaptır diye şey yazmış. Sen Türkan teyzeyle kanka olduğun için ona bir şey söylemiyorsun. Hatta ben o videoda dedim ki, Türkan teyzeye dedim ki 2 yıl sen beni idare eder miydin Türkan teyze, benimki sana aksaydı dedim. Yani ben Türkan teyzeye sürekli şikayetimi bildiriyorum. Ben artık üst tarafla hiç muhatap olmuyorum. Direkt Türkan teyzeyle muhatap oluyorum. Ama işte yani bir şey olmadılar. Harekete geçmediler diyeyim. Diğer eve de benim gitmemdeki sebep, benim evimde yalnız yaşayan bir genç kız var arkadaşlar. Hani orayı sen yaptırdın, burada kiracıdan bekliyorsun denilmiş. Öyle değil. Ben diğer evde bir sıkıntı çıksa tabii ki kiracım yaptıracak. Ben yaptırmayacağım. Bu şöyledir arkadaşlar. Evet ben yaptıracağım ama maddiyat olarak ben yaptıracağım. Yoksa kiracım yaptıracak. Sıkıntıyı mesela ben ona diyeceğim ki, işte diyelim ki gideri akıyor aşağı kata. Sen yaptır. Hani çünkü evin ne zaman müsait? Sen ne zaman ustayı kabul edebilirsin evine? Ben onu takip edemem ki. Ben diyeceğim ki sen onu yaptır. Kiradan da düş ne kadara yaptırdıysan. Bu iş böyledir. Hani evet ev sahibi yaptır. Hayır, kiracı yaptırır. Kiradan masrafını düşer arkadaşlar. Bu böyledir. Hani Türkan teyze de yukarıyla konuşmuş. Demiş ki yaptırın, kiradan düşün masrafını. Hani Türkan teyze yaptırıyor aslında maddiyat olarak. Ama ev sahibim ne zaman müsaitsen ustayı çağır, yaptır, kiradan da masrafını düş demiş. Onun için bir karış, orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Hani ben yukarıya yaptırın yaptırın diyorum ama maddi olarak değil, ustayı çağırın demek için sürekli yukarıya haber veriyoruz. Oraya da bir açıklık getireyim. Bu arada asıl iyi habere geliyorum. Hazır mısınız? Telefon geldi. Diyorum ya, sosyal medyanın gücü. Hani dedim ya, artık mahkemelik olacak, yapacak bir şey yok diye. Salı günü usta geliyormuş, yapacakmış. Hadi bakalım. Salı günü ustayı getireceklermiş, yaptıracaklarmış. Çok şükür. Yarın yani. Yani siz bu videoyu izlediğiniz gün inşallah benim banyo ve tuvalet giderleri hala damlıyor arkadaşlar. Biri yazmış ki çürür de artık senin eve düşer diye. Dedim buyursun gelsinler, ne yapayım, zaten zım 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 yürüyor. Biz alıştık onun gürültülerine. Çok detay vermedim. Bana Instagram'dan o kadar çok mesaj geldi ki, benim üst komşum şunu yapıyor, benim üst alt komşusundan şikayet. Ne çok şikayetçi varmış yani. Alt komşum diyor bana şey yaptığı için ben de ona huzur vermiyorum falan diye yazanlar var. Ah size ah. Çok fazla şikayet eden varmış bu konuda. Bizim zaten yukarıyla sürekli sorunlarımız var. Ben detaya girmedim ama gece 12'lerde ev mi temizlemiyor? Gece 12'lerde elektrik süpürgesi mi açmıyor? Gece 12'lerde çamaşır makinesi mi çalıştırmıyor? Ben bunlar için not yazdım. Kapıyı açmıyor diye kapıya not yazıp bıraktım. Rahatsız oluyoruz. Gece 10'dan sonra çamaşır makinesini çalıştırma. Bunu uyarmama gerek var mı ya? Gece 10'dan sonra çamaşır makinesi çalıştırılır mı? Bir de yatak odalarımızın orada bizim çamaşır makinesi dolabımız. Yatak odanın hemen dibinde. Gece yarısı çamaşır makinesinin sıkmasını düşünün. Yani biz artık aşağıda bekliyoruz. Çamaşır makinesinin sıkması bitse de uyusak diye. Komşunun makinesinin bitmesini bekliyoruz o derece. Neyse. Sonuç tatlıya bağlandı. Salı yani yarın yaptıracaklarmış. Bu arada cam şey balkonun camları da su lekelisi gözüküyor da, acaba diyorum yine bir halı vakası mı var? Bilmiyorum. Gözüm oraya takıldı. Neyse arkadaşlar. Bu kadar dertleşmek yeter. Bayağı içimi döktüm ben burada. Yavaştan çıkayım, Aysma'yı alıp geleyim. Ben sizi ta öğlen ki
İşte okula çıkıyorum diye bıraktığım yerde kaldınız sanırım siz. Bakmadım da videolar ama başka video açmadım. Orada kaldınız muhtemelen. Ay bu muhtemelen kelimesini de söylerken aklıma hep Aleyna'nın tercih şeyi geliyor. Rehber öğretmeni geliyor. Bir gıcıklanıyorum. Bak bunun kapağını çıkarmamışım. Bunları makineden çıkardım biraz önce. Bunun kapağını unutmuşum. Kaşıklığın içinde. Neyse onu birazdan çıkarırım. Ben ondan sonra dünyalar bir iş yaptım. Demiştim ya durağa ceviz götüreceğim, ceviz kıracağım diye. Durağa cevizi götürdüm. Cevizi kırdım Aydanur'un okul çıkışına kadar. Sonra geldim okuldan Aydanur'u aldım. Aydanur'a dedim ki benim bir yolcum var. Onu bırakıp hemen geliyorum. Sen de makarna pişir, makarna yiyelim bugün. Bugünkü menümüz öğrenci menüsü makarna. Artık Aleyna gitti, biz öğrenci menülerine döndük. Makarna yiyelim dedik. Sonra benim oradan başka yolcum, oradan başka yolcum derken sonra kendimi bir anda halamın evinde buldum. Halam anneannemin kız kardeşi. Daha önceki videolarımda da bahsettim. Hatta onun videosu var kanalda. Geçen yaz sanırım. Onun evine gitmiştim. Almanya'ya gidiş hikayesini anlatmıştı. Kanalda var videosu yani. Halam çok yaşlı artık arkadaşlar. Geçenlerde ona Nezahat ablaya gittiğimizde de videoda bahsetmiştim sanırım. Oraya gidiyorum. Halam artık çok yaşlı. İnsanlarla görüşmek istiyor diye. Beni aradılar. Halam son kez evine gitmek istiyormuş. Benim hatta o videom halamın evindeydi. Halamın Almanya'ya gitme videosu. Aslında teyzemiz, annemin teyzesi. Ama biz hala diyoruz. Onun annem hala dediği için biz de hala diyoruz. Evine gitmek istemiş. Nuriye bizi oraya götürür müsün dedi. Son kez evine bakmak istiyor. Neyse eve girdik. Evi üçüncü kat ve asansör yok. Merdivene çıkamazsın dedik. Çıkarım siz karışmayın çıkacağım dedi. Oraya da gidince diyor ki bak Allah yardım etti çıktım. Gerçekten de çıktım maşallah. Dinlene dinlene çıkardık. Sonra çıkınca da biraz dinlendi. Eve girdik işte eve girince bir ağladı. Bayağı bir ağladı. O ağlayınca ben de ağladım. Ben hep diyorum ya hani ben tek kızdım. Anne tarafımda tek torunum. Tek kız torunum. Onun için hani birinin işi olsa beni çağırırlardı. Hani annem ararlardı. İşte dolap yaptırdık Nuriye'yi yolla. Ben giderim dolap yerleştirmeye yardım ederdim. Kendi halam, öz halam, babamın ablasına, teyzeme, bu halama, anneanneme hep ben giderdim yani işlerine yardım etmeye. Ben bu halamda da çok fazla kalırdım. Annemin halası ama benim halam gibi. Orada kalırdım da, yatılı da kalırdım. Bugün bana dedi ki senin bende emeğin çok fazla dedi. Evde ne istiyorsan al. Şöyle bak dedi. Neyi istiyorsan ben bunu istiyorum de al dedi. Hiç bana sorma bile ne istiyorsan. Peki ben ne aldım? Koskoca evden şunları alabilir miyim dedim. Yerim dedi. Bana sorma dedi. Bak dedi. Ben bunu istiyorum hala de. Ben gittim bunu aldım. Sonra dedim ki hala işte hepsiyi de alayım mı? Al dedi. Bana sorma diyorum sana dedi. Şöyle kaldırayım da dikkatlice. Şu altındaki tepsiyi aldım. Kalmayan bardağıyla şöyle cam bir tepsi aldım ama çok güzeller gerçekten. Bunları aldım. Nezahat abla da vardı bizde. Ben şöyle bir yerleştireyim başına iş getirmeden de. Ben geçen yıl değil de önceki yıl sanırım fırında hindi pişirecektim. Nezahat ablaya sordum senin fırın tenceren var mı diye. O bahsettiğim tencere bu. O da dedi ki benim orada var, yurt dışında var ama burada yok dedi. Halan da var herhalde dedi. Halan gelince halandan iste. Tabii ben isteyemedim. Halam geldi izine geçen yaz ama ben isteyemedim. Bugün gidince dedik o tencereyi al dedi. O tencerede bu tencere. Bayağı da olur. Şöyle bunda. Hindi tenceresi. Fırında hindi pişirme tenceremiz. Başka şeyler de olur da. Yani ben o an için bu lazımdı. Yani hindi pişirmek için lazımdı. Başka da ne pişirirdim? Pişiririz bir şeyler herhalde. Çünkü bayağı da büyük. Sonra asıl şeye geleceğim size. Sonra Nezahat abla dedi ki o da bir fincan takımı beğendi. Onu aldı. Ben de dedim bu fincan takımını alıyorum. Sen de beğen bir tane dedi. Ben de bu fincanları beğendim. Nescafe fincanı. Türk kahvesi fincanı da vardı da ben Nescafe fincanı tercih ettim. Böyle tam set olarak. Şöyle sürahisi var. Bunlar biraz önce makineden çıktı. Tam da kurulamamış. Şöyle süt şeyi var ve şekerliği. Tam set olarak aldım.
Gelince hemen hepsini, zaten makinede bulaşık vardı, bunları da makineye attım hepsi. Çünkü halamın ev bir yıldır kapalı, kullanılmayan ev olduğu için ister istemez tozlanmıştır diye hepsini bir makineye attım. Bunları görünce zaten direkt halam aklınıza gelir. Yani ailede kim bunları görsün halamın olduğunu bilirler. Dedi ki o bebekleri de al, sana hatıra olsun benden dedi. Şunlar. Yatağımın başında komodinim olsaydı komodinin başına çok yakışırdı. Güzel olurdu. Değil mi? Ama bizim yatak odasında komodin yok. Neyse bakarız ona. Sonra Nezahat abla dedi ki bundan iki tane var. Birini sen al, birini de ben alayım dedi. Kahvaltı sunumu yapalım işte. Kahvaltıda bununla güzel sunum olur dedi. Birer tane aldık. Aslında bu kuru yemişlik. Biz kahvaltı sunumu yapacağız bunda. Kuru yemişlik diye bir şey yok. Sonrasında halam dedi ki baktı aldıklarıma, bunları mı aldın dedi. Şey dedi bana, hiç aslığın yok Nuriye. Bunları mı aldın dedi. Al sen şunu yiyelim dedi. Ve ne dedi biliyor musunuz? Yarın kızların evlenecek, damatların olacak, geniş aile olacaksınız. Sana böyle bir semaver lazım dedi. Ve bunun paketini ben açtım, hiç kullanılmamıştı. Bunlar kullanılmış. Halamdan işte benden anı kalsın diye. Bu hiç kullanılmamıştı. Bunu götür dedi. Kullandıkça da beni hatırla. Bu da halamdan anı bana. Allah gecinden versin, ona bir şey olursa çok üzülürüm bunu kullanırken. Söylediği şeyler aklıma gelir hani. Ne istiyorsan al, benden sana anı kalsın falan bir iş aklıma gelir. Bayağı üzülürüm sanırım. Yani getirdim, bunu yıkamadım sadece. Sonrasında bunları makineye attım, o kırdığım cevizler beni bekliyordu. Hani derler ya, kırdığım fındıklar diye. O kırdığım cevizler beni bekliyordu. O sırayı Ayhan geldi zaten. Ben geldim, arkamdan Ayhan geldi. Yemeği yedik. Sonrasında hemen sofra bezini serdim. Hadi bakalım dedim, gel şu cevizleri bir temizleyelim. Cevizleri temizledik. Şimdi diğer balkondaki masanın üzerine serdim ki kurusun taze ceviz. Yarın bir poşet daha götüreceğim. Öğlen sonu götürürüm, sabah götürmem. Sabah orası biraz yoğun oluyor. Ama öğlen sonu durgun oluyor, iş olmuyor. Aysma'yı okuldan aldık, sonra öğlen sonu tekrar götürüp kıracağım. Durakta kıracağım. Eve getirip temizleyeceğiz. Öyle yavaş yavaş o cevizleri temizleyip bitirmem lazım. Bu arada Kayseri'de yaşayanlar için söyleyeyim. Hani ben bugün orada ceviz temizlerken oradan geçenlere hani yer misiniz diye ikram edince birkaç kişi sordu, satıyor musunuz? Yok dedim, biz satmıyoruz ama komşum satıyor. Eğer düşünürseniz komşum satıyor, irtibata geçirebilirim sizi. Bu arada bunu gördünüz mü? Aydınur biraz önce dalga geçiyor. Ya yüzümde koskocaman böyle bir şey çıktı. Ben nazar diyorum, siz ne diyorsunuz? Nazar. Kesinlikle nazar bu. Ya kocaman ve ya şu çevreleri de ağrıyor. Sanırım sivilce ama hatırı sayılır bir sivilce çıktı yanağımda. Sanırım bu Aleyna'nın o stresli döneminden sebep diyebiliyorum. Yani stresli dönemi atlattık ya, şu an rahat erdik ya, onun patlaması diye düşünüyorum. Böyle yani arkadaşlar, bulaşık makinesi bizi bekliyor. Ben çocuğumu da getirmedim, içeri götürdüm. Ya evet, getir bakayım hadi, kapatalım da getir. Şekerliğin kapağını da getirttim bir koşu. Aydınur kızını tanıtmak istiyor size de. Dedim ki madem videoyu kapattın, şekerliğin kapağını da getir, o da güzel gözüksün. Bu arada size ailemizin yeni üyesini tanıtalım mı? Ne bunun ismi? Muhabbet. Raziye. Hayır, Raziye öldü. Raziye öldü, bu Şaziye diyordu. Ben de dedim ki anneannenin kuzeninin ismi Şaziye, bak sana kırılır. Kuzenime balık mı diyorsun diye. Bugün Aydınur buna isim arıyor. Muhabbet koydum. İnci ile Mercan'ı gömdük. İnci Mercan demeyiz. Onlar gideli çok oldu. Onlar rahmetli oldular. Bugün Aydınur okuldan gelirken bunu almış. Diyor ki biz 4 kişi olmaya dayanamıyoruz, illa 5 kişi olacağız. Ailemizin yeni üyesi. Biz yeniden 5 kişiyiz arkadaşlar. 5. üyemiz. Bunu biliyorsunuz diğer balıkta kullanıyordum bu kupayı. Böylece kaldırmıştım, içinin taşlarıyla birlikte kaldırmıştım. Aydınur bugün yeniden ona hayat verdi. Küçük kızımız geldi. Yok yok, bak oynuyor. Biraz sabit durunca Aydınur bir korkuyor, öldü mü diye. Daha dur, bismillah, yeni geldi, hemen ölmez. Bak hareket ediyor. Ve artık minnoşumuzla size vedamızı edelim arkadaşlar. Ailemizin yeni üyesiyle sizlere vedamızı edelim. Bugünlük artık benden bu kadar olsun. Yarın inşallah yeni video çekmek umuduyla yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.